Allah bizden nasıl bir ahlak istiyor? Allah'ı sevmek ve ona şükretmek. Hepimiz biliyoruz ki bizi ve diğer canlıları Allah yaratmıştır. Dahası Allah, canlıların her ihtiyacını onlara verir. Onun sonsuz şefkati ve merhameti sayesinde dünya üzerinde mutlu ve rahat yaşıyoruz. Allah bizim ısınabilmemiz için güneşi yaratmıştır. Beslenmemiz için çeşitli yiyecekleri var etmiştir. Örneğin sebzeler. Meyveler de Allah'ın nimetlerindendir. Allah diğer besinleri de var etmiştir. Allah, içecek suyumuzun olması için yağmuru yaratmıştır. Su, yaşamımız için çok önemlidir. Çünkü insan, susuz ancak birkaç gün yaşayabilir. Suyun kolaylıkla içebileceğimiz bir tadı vardır. Allah, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de içtiğimiz suyu bizim için özel olarak yarattığını şöyle bildirir. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Allah tatlı suyu bizim içmemiz için yaratmıştı. Denizlerin tuzlu suyuysa balıklar ve diğer deniz canlıları için uygundur. Allah bu canlıları da tuzlu suda yaşayabilecek organlar ve sistemlerle yaratmıştır. Allah, vücudumuzda da mikroplara karşı savaşan savunma sistemini yaratmıştır. Bu sistem olmasaydı, basit bir nezle mikrobu bile bizi öldürebilirdi. Allah, kalbimizi hiç durmadan çalışacak şekilde yaratmıştır. Kalbimiz sürekli kan pompalar. Kanın içindeki al yuvarlar nefes almamızı sağlar. Allah görebilmemiz için gözlerimizi, duyabilmemiz için kulaklarımızı,
güzel kokuları koklamamız için burnumuzu ve yiyeceklerin lezzetini tadabilmemiz için dilimizi yaratmıştır. Bu saydıklarımız Allah'ın bize verdiği sayısız nimetlerden yalnızca birkaçıdır. Allah'ın bize verdiği nimetleri saymakla bitiremeyiz. Bize karşı çok şefkatli ve çok merhametli olan Allah, bir Kur'an ayetinde bizlere şöyle seslenmektedir. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Bize düşen görevse, tüm bunları veren Allah'ı çok sevmek ve tüm bunlar için O'na teşekkür etmek, yani O'na şükretmektir. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Sizi, annenizi, babanızı, bütün insanları ve canlıları besleyen, büyüten, koruyan Allah'tır. Hepimiz O'na muhtacız ve O'na şükretmeliyiz.